Anna Karenina. Lev Nikolayevich Tolstoy tarafından kaleme alınan roman, ilk kez 1878'de basılmıştır. Türkiye İş Bankası yayınlarından aktardığımız eser, 1062 sayfa sürmektedir. Anna Karenina, araları açılan erkek kardeşiyle yengesini barıştırmak maksadıyla Moskova'ya gider. Kont Alexey Vronski ile Anna Karenina'nın ilk karşılaşmaları burada olur. Kont Vronski, Anna'dan çok etkilenir. Anna, yüksek makamda görevli bir devlet memuru olan Alexey Karenin ile evlidir ve Seryoza isminde oğulları vardır. Romanın bir diğer kahramanı Konstantin Levin, geçimini çiftçilikle sağlayan sade ve iyi kalpli bir soyludur. Konstantin Levin, Moskovalı bir soylunun kızı ve Anna'nın yengesinin akrabası olan Kitty'ye aşık olur. Ne var ki, aynı kızla Kont Vronski de ilgilenmektedir. Zengin ve yakışıklı Kont Vronski, aşk değil gönül eğlendirme peşindedir. Kitty, Levin ile Vronski arasında seçim yapmakta zorlanınca, annesi Vronski'yi seçmesi yönünde onu etkiler. Kitty ile gönül eğlendirmekte olan Vronski, aslında Anna Karenina'ya aşıktır. Bu yüzden evlenme konusunda Kitty'yi reddeder. Kitty kendisini gerçekten sevdiğini bildiği Levin'in evlilik teklifini kabul etmemiş, bununla birlikte Vronski tarafından da reddedilmiştir. Levin'e karşı yaşadığı vicdan azabı ve Vronski tarafından reddedilmenin getirdiği gurur kırıklığı Kitty'nin sağlığını bozar. Yüzbaşı Kont Vronski, Anna'ya aşık olduğunun ilk belirtilerini ortaya koyunca Anna geri çekilir ve hemen Petersburg'a döner. Vronski, geri dönüş yolunda Anna'nın peşini bırakmaz, ona yolculuk boyunca eşlik eder. Aralarındaki aşk çok hızlı gelişir. Sık sık buluşup görüşmeye başlarlar. Kimseden sakınmadan, herkesin görebileceği yerlerde de buluşmaktadırlar. Anna'nın kocası Alexey Karenin, karısının bir başkasını sevmesine karışmaz ama konumunun sarsılmasından korkmaktadır. Bu durumu karısına açık açık söyler. Anna, yüzbaşı Vronski ile ilişkisini sürdürmeyeceğine söz verir. Aşk evliliği yapamayan, bu yüzden kocasını sevmeyen Anna, sevgilisinin araba kazasında yaralanmış olduğunu duyunca ilgisiz kalamaz, Vronski ile yeniden görüşmeye, buluşmaya başlar. Vronski'nin yüzüstü bıraktığı Kitty ise, Konstantin Levin'in ikinci kez ettiği evlilik teklifini kabul edip onunla evlenir. Evlilikleri huzurlu, mutlu bir şekilde sürer. Anna Karenina, kocasına Vronski ile ilişkisi olduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Alexey, karısından boşanma konusunda kararsızdır. Tam boşanmaya karar verdiğinde ise Anna'nın, Vronski'den bir kız çocuk doğurduğu, doğumun kötü geçtiği ve Anna'nın ölmek üzere olduğu haberi gelir. Hemen Anna'nın yanına gider, barışırlar. Çocuğu kabulleneceğini, ancak Vronski ile ilişkisini sürdürürse oğlunu ondan uzaklaştıracağını söyler. Anna, kocasının kendisini affetmesi için yalvarır. Alexey, hem Anna'yı hem Vronski'yi affeder. Vronski, bu yüz kızartıcı durumdan dolayı çok utanır, intihara teşebbüs eder. Zamanla Anna ile kocasının arası yeniden bozulur. Kocası Alexey Karenin'i ve oğlu Seryoza'yı geride bırakıp, kızını yanına alarak Vronski ile birlikte Avrupa'ya, İtalya'ya giderler. Vronski, askerlik mesleğinden bu sebeple ayrılır. Anna ile Vronski İtalya'da gözlerden uzak bir yaşam sürer. İtalya'da, oğlu Seryoza'dan ayrı kalmaya dayanamayan Anna, tekrar Rusya'ya gelir. Gizli gizli çocuğunun yatak odasına gidip onu görür. Rusya'ya döndüklerinde, hiç kimse onlarla arkadaşlık yapmak istemez, dışlanırlar. Bu durum Anna'nın sinirlerini iyice bozar. Sevgilisiyle aralarında huzursuzluk başlar. Vronski de, kayıtsız, içe dönük bir kişi olmuştur. Anna, Vronski'nin artık kendisini sevmediğini düşünmeye başlar. İyice bunalıma girer.
yaptıklarından büyük pişmanlık duyar. Vronski, Anna'ya kocasından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyler. Anna, inançlarından dolayı bunu yapmaz. Aralarında sorunlar çıkmaya başlar. Anna sevgilisini kaybetmekten korkar, geceleri morfin almaya başlar. Vronski de, aşkı için mesleğini bıraktığından dolayı pişmanlık duyar. Anna, ruhsal bunalımlar yaşamaya başlar. Bir gün, ayakları onu Vronski ile ilk beraber oldukları tren istasyonuna götürür. Anna, bir bunalım sonucunda kendini trenin önüne atar ve ölür. Vronski, tekrar askerliğe döner, ama çökmüş, bitmiş, yaşama sevincini kaybetmiştir artık. Anna ile Vronski arasındaki yasak aşk, acı bir şekilde bitmiştir. Kitty ile Lev'in aşkı ise, mutlu bir şekilde sürmektedir.